Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda sizlere her zaman olduğu gibi haftalık bir özet içeriği atıyoruz. Bu içerikte ne yapalım, ne yapmayalım, neler karlı, neler karlı değil, bir şeyler hakkında mantık yürütüp sohbet ediyoruz. Ama sohbeti ben ediyorum kendi kendime. Tabii ki siz bir şey söylemiyorsunuz. Tabii yorum yazabilirsiniz. Öncelikle toplama yapıyordum. Bir çay molası verdim. Çay molası verme sebebim, bu videoyu 4 ve daha önce denedim çekmeyi. Birçok yanlış şey söyledim. Kesilecek gibi değildi. Kesemedim de videoyu. O yüzden baştan çekmem gerekti. O yüzden baştan çekiyoruz. Nedir abi konumuz? Öncelikle bu kamp ateşini merak edenler olursa söyleyeyim. Kamp ateşini yere kurduğunuz zaman 30 dakika boyunca yerde kalıyor. Ve size artı bir enerji yenileme veriyor. Yatağa yatarken falan, kimya yaparken, ben normalde kimyayı ayakta yapıyor ya Yaşar. Kamp ateşini kurup kimya yapıyorum. Buradan bir enerji yenileme alıyorum. Molaya çıkacağım zaman da envanterimde duruyor. 5 sedir, 5 alev tozu, 5 tane kaba taşı. Basit kimya yaptığınızda elde ediyorsunuz. 5 sedir, 5 alev tozu, 5 kaba taş. Tekrar söyleyelim. Bu üretimden bir tane geliyor bu arada. Onu da bir ifade etmiş bulunalım. Toplamamıza biz geçelim. Kalk ayağa aşağıyıcık. Bosslarımızı basalım. Bu kostümü çok seviyorum bu arada. Ana görevlerden gelen Herkül seti. Çok tatlı duruyor ya. Evet, gerçekten güzel bir kostüm. Kostüm benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden ara ara kullanıyorum, böyle aşırı tatlı görünüyor bence. Şimdi konumuza dönelim arkadaşlar. Ben tabii konumuzu dönmüşken toplama yapmaya devam edeceğim. Boş durmamalı çünkü Çar. Konumuz ne? Konumuz haftalık özet. Arkadaşlar ilk önce değinmek istediğim önemli bir konu var. Daha önceden de yapmış bulunduğum bir videolar var. Bir videolar diye bir şey yok da. Atmış olduğum videolar vardı. Para kasma videoları. Ne diyordum? Şöyle bir yöntem veriyordum. O yöntemle para kasıyorduk. Şimdi bu videoları birazcık sizlerle çekerken bir sorun yaşıyorduk tabii ki. Neydi? Ürettiğimiz ürünleri merkez pazara satıyorduk ve birçok kişi aynı sistemi yaptığında elde edilen gelir ya çok düşüyordu ya tamamen kayboluyordu. Ben bu yüzden bu videoları biraz çekme konusunda çekimser davranıyordum. Tabii ki yapmış olduğumuz yöntemin, videoyu attıktan sonra belli bir süre için pazardaki değer düşümü oluyordu. Daha sonra normale dönüyordu. Yöntemi aklında bulunduran herkes para kazanmaya devam edebiliyor ama ilk başta biraz dezavantaj yaratıyordu. Ben de bu videoları YouTube'a atmamaya başladım. Belki fark etmişsinizdir. Sıkı takipçilerim varsa, uzun zamandır para kasma videosu altında yöntem videosu atmıyorum. Bu yöntemleri klanımdaki oyuna yeni başlamış, yeni maceracılara, yeni oyunculara öğretiyordum. Onlar biraz hızlı gelişsin. Hem de yöntemi az kişi yaptığı için uzun vadede sürekli para kazansınlar gibi bir yöntem oluyordu. Tabii bunu yapıyor olmam YouTube'daki arkadaşlarımızı kötü etkiliyor muydu? Hani etkiliyor diyemem. Çünkü videoyu attığım an zaten binlerce insan yaptığı için birçok arkadaş yöntemi kullanamıyordu. Hatta bana mesajlar atıyorlardı. İşte sen daha başka atacağım böyle yöntem videosu varsa ne olur bana söyle, ben biraz para kasayım, ben yeniyim gibi mesajlar alıyordum. Bununla alakalı şöyle bir yöntem buldum. Arkadaşlar artık para kasma yöntem videolarını atmaya devam edeceğim. Hatta 4 tane yöntem var ve 4 tanesi çok ciddi yöntemler. İnanılmaz para kazandırıyorlar. AFK olarak saatte bite. Bence çok tatlı bir para. Bunları yöntemleri atacağım. Çok basit yöntemler ve bu arada pazarda bu ürünler siparişte şu an. Hem de durum siparişindeler. Çok yüksek siparişteler. Bu yöntemlere tabii videoları gelecek ama nasıl gelecek? Arkadaşlar bu videoları sadece kanalın üyelerine özel atacağım. Yani kanalda abone olduğunuzda, benim kanalıma üye olmuyorsanız bu videoları bir gün geç göreceksiniz. Üye olan arkadaşlarım zaten bana mesaj atıyorlar. Biz üye olduk, sana destek olmaya çalışıyoruz. Bizim bir aracılığımız yok mu diyorlar. Ben de onlara bir aracılık tanımak zorunda kalıyorum. Aynı zamanda şunu da ifade edelim. Şöyle göstereyim. Burada değil. Benim kanalımın üyelik bedeli çok yüksek değil arkadaşlar. 2,5 TL aylık. 2,5 TL aylık şu an Türkiye piyasasında asgari ücretin 17.002 TL olduğu yerde 2 TL'yi vermek kimseye koymaz diye düşünüyorum. Buradan para kazanıyor muyum? Kesinlikle kazanmıyorum. Onu söyleyeyim. Bunu yapma sebebimi açıklayacağım. Bundan para kazanmıyorum. 2,5 TL'nin 40 kuruşunu zaten vergi olarak ödüyorsunuz siz bana o parayı yollarken. 2 TL'nin de yarısını YouTube alıyor. 1 TL kalıyor arkadaşlar. 1 TL ile ben zengin olmam. Zaten para kazanmak için de atmıyorum. Bu yöntemler en azından oyunu ciddiyetle oynayan arkadaşların istifade edebilmesi için böyle bir yola başvuruyorum. Hem de istifade olsun. Çünkü 10.000 kişi izleyince
Para kazanması zor olabiliyor ama açık konuşayım. Üye olmadan da galiba para kazanabileceğiniz yöntemler olacak bunlar. Çünkü gerçekten çok satış olan ürünler olacak, ürettiğimiz ürünler. O noktaya geleceğim. Üyelik noktasında da ben üye olamıyorum. 2,5 TL'ye veremeyeceğim. Bu arada veremeyecek birileri vardır muhtemelen. Hani yok demeyelim. Herkes kendi ekonomik koşullarına göre yargılamayalım insanları. Bana mesaj atsınlar. Ben onlara üyelik alırım. Hiç sıkıntı değil. Amacım burada sizden para kazanmak değil. Onu ifade edeyim. Sebebi şu. YouTube algoritması diyor ki kanalına birileri üye olursa ben seni bu camiada, yani BDO izleyicilerin kitlesinin olduğu camiada önerilenlere daha çok çıkartırım. Beğeni ve abone olmaktan daha da faydalı olarak bir algoritma veriyor. Sırf bu algoritmayı almak için yapıyorum. Zaten 2,5 TL'de alınabilecek en küçük para olduğu için onu koydum. 20-30 TL'lik üyelikler de var. Hepsi aynı avantajları içeriyor. Kimsenin parasında değil derdim. Parasında da olabilirdi. Bu da ayıp olmazdı bu arada. Neden ayıp olmazdı? Ben sonuçta oyunda oynamış olduğum, benim bu oyunda 12 bin saatim, 13 bin saatim var. Daha çok oynayan da vardır. Bir emek verip insanlara bir şeyler üretiyorum. Bundan para kazanmak istemem de çok doğal olurdu ama bu şartlarda para kazanamayacağım zaten. Onun farkındayım. Benim BDO'yu oynamak, YouTube'a video atmak gibi tamamen hobi bu benim için. Çünkü ben daha önce BDO oynamadan önce oynarken hatta kötü alışkanlıklarım vardı. Biraz onları bırakmak için kendime bunu biraz hobi edindim. Açık konuşayım. Alışkanlıklarımdan bahsetmeyeceğim ama vardı. Benim için bir hobi yani bu. Bunun yanı sıra tabii ki para kazanmak istiyor olsam bu da ayıp bir şey olmazdı. Kimsenin söyleyeceği lafa bakmaz, işimi yapmaya devam ederdim. Ama öyle bir amacım yok. Kanal biraz daha popüler olsun istiyorum. Çok net. Bunu herkes ister. YouTube'a video atıp da bunu istemeyecek insan yoktur. Burayı net olalım. Kimseyi kandırmak veya kimsenin üzerinden bir şey kazanmak istemiyorum. Bunu böylece bildirmiş bulunalım. Bu videolar muhtemelen pazar veya pazartesi günü gelecek. Yani pazartesiden kastım bugün günlerden cumartesi. Ayın 12'si sanırım. Pazartesiden itibaren gelmeye başlayacak. Üye olanlar biraz erken görecek ama diğer abonelerimiz de görecek bu arada videoları. Biraz geç olmakla birlikte görecekler. Bunun yanı sıra bu konuya geçelim. Bu konuyla söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Bu videolar para kazanma videoları olacak. İkincisi oyunun genel durumuna şöyle bir göz atalım. Şimdi oyunun genel durumu ne arkadaşlar? Oyunda birçok farklı güncelleme geldi. İlk belirtmek istediğim şey, önemli olarak gördüğüm şey arkadaşlar izler ve meyvelerin birleşmesi. Hiç haberi olmayan varsa söyleyeyim. Kimyada kullandığımız meyveler ve izler artık tek bir iz ve tek bir meyve olarak kategorize edilecek. Yani nedir? Biz yenileme yağını kızılale meyvesiyle yapıyorduk değil mi? Kızılale meyvesi diye bir şey kalmıyor. Tek bir meyve var, doğa meyvesi. Hem yenileme yağı hem sükunet yağı yapılacak. Yani bir meyveyle bütün iksirleri yapabileceğiz. Aynı olay iz için de geçerli. Nedir? Çılgınlık iksiri için savaş izi lazım değil mi? Artık öyle bir şey yok. Orman izi diye bir iz olacak sanırım. Yanlış olmasın. Hem çılgınlık iksiri, hem yağma iksiri, hem yıkım iksiri yapılacak. Yani oyundaki artık değersiz olarak gördüğümüz izlerin değeri artmış bulundu. Tabii ki bu fark edildiği için de pazarda kaos izi, umutsuzluk izi, normalde 5 para etmez izlerdi. Onlar çekildi ki oyun onları dönüştürürse, doğa izine gibi bir ize dönüştürürse biz bunları stoklamış oluruz mantığıyla. Çok arkadaşımız çekti. Klandaki arkadaşlarımız da çektiler bu arada. Bende de vardı biraz. Bu kimyaya nasıl bir değer katar, nasıl bir iyi mi olur, kötü mü olur o noktaya geleceğim. Bence ilk başta biraz kötü olacak. İlk baştaki kötü olma sebebi nedir? Birçok arkadaşımızda bu ezik izler dediğiniz izlerden stok var. Şu an suratınızda bir gülücük var, biliyorum o kişiler. Ağzınızın da suyu akıyor ama bence akmasın, niye akmasın? Aslında akıllı olursanız aksın. Nasıl? 17 Nisan'da gelecek bu güncelleme. 17 Nisan'da geldikten sonra birçok arkadaş kimyaya abanacak, elindeki izleri paraya dönüştürmeye çalışacak. Pazardaki bütün iksirlere fiyatları minimuma yapışacak. Benim tahminim bu arada bu tutmayabilir. Ben sonuçta o kadar yanlışlıkla yapabiliriz yani. Eğer sabırlı olursanız piyasa normale döndüğünde elinizdeki izle meyveler ederinden daha fazla değerli olacak. Ve bence daha sonra güzel paralar kazandıracak. 17 Nisan'da bu güncelleme geldiği gibi lap diye atlamayın derim. Ama olay bu. Bu noktada dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Bu önemli bir şey olay çünkü. İkinci olayımız şu. Toplamadaki para. Arkadaşlar bunu zaten not almıştım kenara. Not defterimden bakıyorum. Toplamadaki paraya değinelim. Arkadaşlar sezon sonuncusunda toplama yapma olayını birçok defa söyledim. Hangi videoda söylersem söyleyeyim Discord'dan direkt mesaj geliyor ve aynı soru. Sezon sonuncusunda 2000'le mi topluyor? Nasıl topluyor? Görev mi yapıyoruz? Bir şey mi yapıyoruz? Hayır arkadaşlar. Sezon sunucusuna girin.
Hiçbir şey takmanıza gerek yok. Bir tane büyüsel, büyülü sıvı toplayıcı falan takın. Hangi toplamayı yapacaksanız girin toplamayı yapın. Sanki 2000 Master'ı da toplama yapıyormuşsunuzcasına drop alıyorsunuz. Bakın 320 tane öz aldım ya benim oyunda. Sen de alacaksın. Ben şu an 2000'im toplamada. Sen de alacaksın kanka. O yüzden bunu direkt net olarak geçeceğim. Bu toplamanın avantajı ne? Arkadaşlar agres açık bir şekilde saatte 30.000 tane öz toplanıyor. 30.000 tane öz 600 em yapıyor. Bunun yanı sıra 600 em'i kenara bir koyun. Bunun yanı sıra 300 tane pirinin nefesi geliyor. 300 tane pirinin nefesinden ortalama 50 tane 60 tane keskin elde ediyorsunuz. 60 keskin 180 em yapıyor. Kaprasıydı, kadim ruh tozuydu ve elinizde gelen normal keskinlerle birlikte toplamanız 1 TL'ye kadar para kazandırıyor size. Oyuna yeni başlayan kimse sezon hesabıyla saatte 1 TL'yi kazanabilir bu arada. Takı düşürür, takı slotundan oradan buradan. Ama bu kadar kolay kazanamaz. Onu söyleyelim. Burada iddialıyım. Varsa daha iddialı olan ben kazanırım diyen bana çeksin yöntemini söylesin yeter. Zaten ben muhtemelen biliyorumdur. Bütün slotları dönüyorum. Birçok arkadaş dönüyor klanda. Yok, bu net. Sezon sonuncusunda 1 saat toplama yapmak müthiş para kazandırıyor. Çünkü 2000 yaşam puanın varmış gibi toplama yapıyorsun. Ve şu an Peri'nin nefesinden elde edilen keskin çok pahalı. Ve 2-2 veriyor 10 tanesinin başına. Bence müthiş bir durum. Bunu kaçırmayın. Abanın keskine fiyatı düşer. Düşmeden iyice bastırın. Ki 4 hem de neredeyse. Sata sata düşürdük biz. Daha da düşer. Düşmeden önce bence abanın derim. Bunun yanı sıra. Şunu soracak arkadaşlar da vardır. Peri'nin nefesine abi katkı puanı almak mı mantıklı? 400 katkı puanını geçtiysen katkı puanı alma. Hatta 400'ün altındaysan da alma. Aşçılık ve kimya ile katkı puanını elde edersin. Bence paraya bak biraz. Para daha önemli benim gözümde. Çünkü katkı şunu söylüyor arkadaşlarımız. Katkı kalıcı bir şey ama. Sürekli kullanıyoruz. Hakikaten para da kalıcı. Parayı da kullanıyorsun senin oluyor yani. Ona item alıyorsun. O da kalıcı bir item oluyor. Paranın da kalıcı olduğunu unutmayın. Şu an çok para verdiği için de bunu abanın derim. Katkı puanı da çok önemli. Orada artık dengesini kafanıza göre kurun. Hiç kimya aşçılık yapmıyorsan sadece toplama yapabiliyorsan almak keskin. Katkı puanı kas. Ama ben kimya aşçılığı çok yapıyorum. Katkı ile ilgili sıkıntım olmuyor diyorsan bunu paraya dönüştür. Bence parası iyi çünkü. Bunun yanı sıra diğer konumuza geçelim. Şuraya not aldım bu arada. Aynen takas sistemi. Arkadaşlar takas sistemi şöyle. Takas eskiden çok kötüydü. Hala çok iyi değil ama sürekli güncelleme geliyor ve takas işini kolaylaştırıyorlar. İşte seyir defteri geldi, gemiler daha hızlı gidecek, gemi yapımını kolaylaştırıyorlar. Takas malzemelerin ağırlıkları düşüldü, malzeme takas edeceğiniz malzemelerin miktarları azaltıldı gibi bir sürü olay oldu. Denizde sürekli güncellemeler geliyor. Deniz hayata geçmeye başladı benim gözümde. Hiç bilmeyen arkadaşlar varsa denizciliğe yavaştan başlamalarını tavsiye ederim. Uzun vadede yapılan bir iş. Her akşam göz görevi olabilir. Belki ileride karakterin satılacağı bahsediliyor pazarda. Çok ucuz olacağını sanmıyorum. Karakter o kadar kolay yapılmıyor sıfırdan oynayan birisi için. Ben şahsen pazardan alır geçerim. Onu da açıkça konuşayım. Fiyatı çok umurumda olmayacak. Çünkü karak istiyorum ama yapacak vaktim yok. Takas yapmak istiyorum ama gemi yapmakla uğraşmak da istemiyorum. Bence denizcilik ileride geleceğin mesleklerinden birisi. Yavaştan başlamanızı tavsiye ederim. Çok da sevilen bir meslekti eskiden. O yüzden oyuncu çekme bakımından da bence onu yükseltirler. Yani bufflarlar diye düşünüyorum daha da fazla da. Ben de yavaştan buffları da tatlı tatlı gelmeye başladı. O yüzden takasa abanmanızı tavsiye edeceğim. Takas videosu atacak mıyım? Atmayı planlıyorum. Ben takasla alakalı yeterli bilgiye sahip değilim. Yeterli bilgiye sahip olmamam video atmayacağım anlamına gelmez. Ben acemi birinin sıfırdan nasıl takas yapabileceğini size çok net anlatabilirim. Çünkü bundan 2 sene önce yapılmış takas videoları veya bilinen bilgiler artık yeterliliğine ve güncelliğini yitirmiş durumda. Tabi tamamen değil. Onlar mükemmel videolardı. Arkadaşlarımız atmış YouTube'a. Ama değişiyor. Kontentler değişiyor. Zamanla değiştikçe biz de yenilerini atmamız gerekli oluyor. Ben de hiç yok. Bir tane atmayı planlıyorum. Takas noktasından da böyle bilgi vermiş bulunalım. Yavaş konuşmaya çalışıyorum ara ara. Çok mesaj geldi çok hızlı konuşuyorsun diye. Bunu anlattım, bunu anlattım. Bankalar. Çok gelen bir soru arkadaşlar bu. Şimdi biliyorsunuz ki şehirlerde hepinizin dikkatinizi çekmiştir. Bankalar var.
Şöyle göstereyim hemen örneğini. İki tür banka var bu arada. Biri garanti gelir elde edebileceğiniz banka. Diğeri de size risk istinaden daha yüksek para kazandırabilecek bir banka. Ama ikisinin de kullanımı yok şu an oyunda. Yani hiçbir şekilde bir yarar sağlamıyorlar. Velia'daki bankalardan örnek vereyim. Velia'da iki tane banka var. Yatırım Bankası, bir de şurada Santomazi var, bir de Bahar Yatırım var. Birisi sizden 5 tane 1 gramlık altın alıyor. Yani 500K alıyor. Ve bunu 505K olarak size garanti olarak veriyor. Bir işçi koyuyorsunuz, 15 saat sürüyor. 15 saatte işçinin yediği ızgara kuş eti daha pahalıdır. Çok gereksiz bir şey yani bu. İkincisi de Santomazen'inki, yüksek riskli olan. 500K veriyorsun. Belirli bir şansa istinaden onu sana BM olarak geri veriyor. 12 saat sürüyor bu da. Bu da gereksiz. Velia'daki bankaların miktarları böyle ama Valencia'daki bankalar daha pahalı olur bu arada. 300-400 emlerden bahsedilir. Mesela verirsin 300 em, 12 saat çalışır işçi. Bakalım şurada mıydı? 500 em, kısa vadede yüksek faiz getirirse ama risk büyük. 500 em veriyorsun. İşçi şansla bunu ikiye katlayabilir. Ya da tamamını yok edebilir. Gereksiz, 12 saat sürüyor. Bankalardan para kazanılmıyor arkadaşlar. Oyunda şu an aktif olarak kullanılabilecek bir yöntem değil. Çok soru geldiği için genel olarak bir yanıtlama ihtiyacı duydum. Bankacılık sistemini unutun ve hayatınızdan tamamen çıkartın. Onu söylemiş bulunalım. Bankalar böyle, İzbirleşim böyle. Son olarak parti slotlarına değinelim. Birçok arkadaşım tabii ki bana Discord'dan yazdı. Dedi ki İlker, biz şu kadar arkadaşla bu oyunu oynuyoruz. 4 arkadaşız, 2 arkadaşız. LoL'den geldik, oradan geldik. Bu oyunu oynuyoruz ama parti slotları, oyunda parti olarak yapılabilecek içerikler noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Önerim var mıdır? Soru net olarak bu. Arkadaşlar, oyunda dönmeye değer birkaç tane parti slotu var. Onları hemen ifade edelim. Bir de atraksiyon. Parti olarak Dungeon, 5 kişilik yapılıyor. Hiç girmedim. Burayı bir deneyebilirsiniz. Yapılıyor, giriliyor, keyif alındığında para kazanıldığını biliyorum. Ama hiç girmedim. Vaktim olmadı keşfetmeye çünkü. Birinci benim favorim Turo arkadaşlar. Dekia Turo. Dekia Turo muazzam para kazandırıyor. İki tane yüksek cilli arkadaş gelip burayı dönebilirler. Dekia Turo'yu. 950 AP, %30 cap'li. Tabii yüksek bir ciğer istiyor ama artık oyundaki takıların bedava olduğunu düşünürsek burayı dönmek zor değil orta seviye oyuncular için. Ama ben çok düşük bir ciğerim var. Ama biz oyuna yeni başladık, sezonda döneceğiz derseniz Altar Imp'ini tavsiye edebilirim. Altar Imp'i 2 kişilik bir slot. Dönmesinin bir mekaniği var. Bununla alakalı bir video atacağım. 2 tane sezon hesabıyla döneceğiz arkadaşlarla. Size göstermek için. Sezonda dönenebiliyor çünkü burası. Çok fazla ağlayan atıyor. Fogan'dan daha fazla ağlayan atıyor. Ağlayanla da kadeh yapılıyor. Yeni oyuncuların kadeh ihtiyacı zaten tartışılmaz bir gerçek. Çok lazım. Ağlayanı önerebilirim. Onun dışında yüksek ciğerde zaten adamlara, yani yüksek ciğer oynayıp da parti slotu önerebileceğim bir insan yok. Olun döner. Dekia ve normal olun çok güzel. Gif'in var bir de. Gif'in yeraltı var. Yeraltıydı herhalde. Gif'in üst müydü, alt mıydı, neydi, hangisiydi bu? Bir tane beş, şu işte. 5 kişilik gifim var. Buranın hiç dönmedim. Çok güzel getirisi olduğunu duydum. Niye dönmüyorum? Agris etkili diyor. Ben agresimi toplamaya harcıyorum. Toplamaya harcadığım için de agris slotlarından kaçıyorum. Hiç gittim, uğramışlığım yoktur. Agris slotu sevmem. Ayakkabıyı bile agresimi yemesin diye burada ayakkabı slotu dönmedim. Ona göre bir ciğer yapıp dönebilirdim de. Ama agris diyor. Abi benim agrisle işim var. Şu an toplama yapıyorum agrisle. O yüzden oyunda bence çok fazla parti seçeneğimiz yok. Umarım ileride daha iyi seçenekler gelir. Şahmeran'dır, kale harabeleridir gibi parti slotları. Veya bu Şuzan'ın yanında var. Garnizonu muydu ne, öyle bir şeydi. Orada pek para vermiyor. Hiç para vermiyor hatta. Gidip dönülmeye değecek yerler değiller. Sezondakilere altar dönmesini tavsiye edebilirim ama ağlayan parçayı çok attığı için kadeh yapabilirsiniz. Bunu ifade etmiş bulunalım. Şimdi ilk başta söylediğimiz konuya bir daha değineyim. Bu üyelik muhabbeti. Arkadaşlar, burada seçici olmaya çalışmıyorum. Sizi kategorize etmeye çalışmıyorum. Sizden de bir sömürüyle bir şey kazanmaya çalışmıyorum. 2,5 TL para değil. Bunu net söyleyeyim. Algoritmik olarak bana destek olmuş olacak. Hem de bu yöntemlerden sadece ciddiyetle bu oyunu oynayan insanlar para kazanmış olacaklar. Bunun üzerine basalım. Hepinize de teşekkürlerimi sunuyorum. Bence benim kanalıma olabildiğince yardım ediyorsunuz. Birçok arkadaş bana soru soruyor. Soru sormaz ince editmeye çalışıyor. İşte birçok alanda bana destek olmaya çalışıyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.
Yani var olun, sağ olun. Gerçekten beni çok motive ediyorsunuz. Birçok kötü yorum, birçok yani şu kanalın ilk açtığımı 40 abonem var. Daha 40 abonem var. Bana YouTube'a video atmamamı 10 maddeyle açıklayan insanlar oldu. Daha 40 abonem var yani. Daha başlar başlamaz neden bunu yapmamam gerektiğini anlattılar bana. Tabii ben kimseyi dinleyen bir insan değilim bu arada. Yaşayıp kötü deneyimi de iyi deneyimi de yaşayıp elde etmeyi severim. Meraklı biriyim çünkü. Oyunda da meraklıyım. Zaten size anlatmış olduğum yöntemleri gidip bir yerden okuyup dinlemiyorum. Merak ede ede kodeksi karıştıra karıştıra kendim buluyorum. Litix'i kodeksi karıştırıyorum. Bu arada Litix'le alakalı bir bilgi vermiş bulunalım. Arkadaşlar kartları eklemem de kanalda bir B2O Litix videosu var. Kimya açlık yapıyorsanız o videoyu kesin izleyin. Çünkü bunun dışında o B2O Litix'i kullanmadan kimya ve aşçılık yapılmaz. Sakın o videoyu izlemeden yapmaya çalışmayın. Hangi ürünün karını zararını size anlatan güzel bir site. O siteyi bilin. Bilmiyorsanız sıkıntı yaşarsınız. Sonra oyunu birilerine sorarak oynamaktan başka çareniz kalmaz. Ya bana sorun. Ben şey değilim, sıkıntı değilim. Sana şunu ülettirim, üretirsin ama kötü niyetli birisi kendi pazardan satın alacağı şeyi sana ülettirip onu pazardan satın alır bu arada. Veya size doğru yöntemleri söylemeyip sizi geri düşürebilir. Ben doğrusunu söylüyorum, affım yok. Direkt net açıklarım. Ama size balığı değil, balığı tutmayı öğretmek benim avantajım olur. Çünkü avantajım olmaz da öyle yapmak istiyorum. Neden? Bilin abi, bilin, oynayın. Oyun bu işte. Hiçbir işte 3 kuruş 5 kuruş para kazan şey 3 kuruş 5 kuruş daha fazla em kasacağım, ciğer dizeceğim gibi bir tribim asla olmadı. Ama tryhard grind atmıyor muyum, farm atmıyor muyum, atıyorum. Benim zaten cehennem toplaması dediğim bir toplama var. 8 saat 9 saat şarkı dinleyerek dizi izleyerek toplama yaptığım da oluyor böyle canım çekiyor. Seviyorum eskiden grind'i böyle atıyordum. Veya grind şu an çok atmıyorum geceleri 2 saat 3 saat. Bazen 1 saat. Klandan 1-2 arkadaş var. İnceden cheer dizdiler. Tura falan dönüyoruz. Takılıyoruz böyle. Keyfe keder. Bazı arkadaşlar da bir tane videoda şey söylemiştim. Tura dönmek isteyen varsa bana PM atın demiştim. Çok PM geldi. Maalesef hepinize dönemedim ama elimden geldiğince denk gelirsem dönebiliriz. Tura'da çok karşılaşıyorum o arkadaşlarla. Sen gelmedin bak ben birini buldum ayakları yakıyorlar bana. Kusura bakmayın vallahi gerçekten dönmek isterdim ama o videoyu attığım an çok Tura dönmek isteyen varmış. Bayağı yığıldı ortalık. Sonra biz de 3-5 kişiyle işte dönüyoruz kendi kafamıza göre. Ama yine de Discord'umuza gelip bakabilirsiniz, dönebilirsiniz. Bu arada klanımızda da herhangi bir şey yok. Zorunluluk yok. Yok işte şu ciğeri diz, 6 tane lifesteal'de guru ol. Yok gemiyi şöyle yap, bunu böyle yap gibi bir kuralımız yok. Sadece birinci kuralımız. Gelip klanımıza da katılabilirsiniz. Burada biz olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz bilgimiz dahilinde. Onu da söylemiş bulunalım. Hepiniz de Afaori geldi. Afaori'yi de alalım hemen. Bu Afaori'yi kesin sakın ihmal etmeyin. Bu arada müthiş. Direkt 1000 tane öz veriyor. Efsane güzel bence. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Keyifli oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Düzenli olarak beğeni ve yorum atıyorsunuz. Hepinizi öpüyorum ellerinizden, ayaklarınızdan. Çok mutlu ediyorsunuz beni. İyi bayramlar dilerim. Bu videoyu bayramda mı atarım bilmiyorum ama geçmiş bayramınızı da kutlayayım en azından. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.